Başlamadan önce Mehmet Ünev abim konuşmasını bitirirken böyle adrese teslim bir mesaj verdi. Elek istemenin usulü olur derler ya. Mehmet abi maşallah o işi çok iyi biliyor. Diyor ki okulumuzun mezunlarından olup belli mevkilere gelen arkadaşlarımızdan işte okulumuzun altyapısıyla ilgili bakın hep tarifler tutuyor. Derken bize diyor ki şu okulun çevresine bir bak bakalım diyor. Biz inşallah dışarıdaki yollardaki durumu da bildiğimiz için okul içerisindeki daha önce projelerini yaptırmıştık inşallah. Okullar kapandıktan sonra okulun içerisine gireceğiz. Mehmet abi inşallah okul içerisindeki düzenlemeleri yapacağız inşallah. Bunun sözünü şimdiden veriyoruz. Biz zaten Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kendi kanunlarımızda yazılı işlerle yetinmiyoruz. İhtiyaç olan, yapılması gereken sağlıkla ilgili, ibadetle, diyanetle, müftülükle ilgili, güvenlikle, askeriye, emniyetle ilgili ve milli eğitimle ilgili ihtiyaçlara da cevap vermeye, imkanlarımız ölçüsünde cevap vermeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Rabbim bize hayırlı hizmet ömrü verdikten sonra biz de sizler için hizmet etmeye devam edeceğiz. Biraz sonra bu okul mevzusuna da gireceğim İhsan Hocam, Sayın Hocam. Bu özellikle Havacılık Meslek Lisesi'ne de tekrar gireceğim inşallah. Çok değerli dostlar, sevgili sanat okullar, meslek liseliler. Şu an karşımda bulunan pek çok kişiyi 40 yıl öncesinden tanıyorum. Bu kadar yıl sonra bizleri böyle bir organizasyonla bir arada getiren, başta okul yöneticilerine, dernek yöneticilerine ve organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllar sonra da olsa yeniden okulumla ve okul arkadaşlarımla birlikte olmaktan da son derece mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yıl ilkini yapmıştı okul idaresi bu toplantının. O toplantıda ya bu iş geleneksel hale gelir mi diye bir teklifte bulunmuştum. Sağ olsunlar arkadaşlarımız bu teklifimizi dikkate aldılar ve geleneksel hale getirdiler. İnşallah bu ikincisi ama bundan sonra da her sene bu devam eder. Bir araya gelir, mutluluğumuzu, beraberliğimizi, muhabbetimizi hep birlikte paylaşırız inşallah. Hiç olmazsa senede bir sefer hasret giderme konusunda bir araya geliriz. Çok eski dostlarımızı burada görüyorum. Teker teker isim olarak saymıyorum ama işte en son Ahmet Muhtaroğlu abim geldi yanıma. Yani hakikaten seneler sonra da olsa bir araya gelinebiliyor, mutluluklar paylaşılabiliyor. Çok değerli dostlar, arkadaşlar, meslek özellikle burada Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde, o zaman sanat okuluydu adı, 77-78 yılında elektronik bölümünden mezun oldum. 39 sene, 40 sene diyeyim, 40 sene öncesi. Allah'a hamdolsun 40 yıl oldu ama 40 yıl önce bu imkanlar yoktu. Bizim okulumuzda, Kayseri'mizde, çevremizde gerçekten bu imkanlar yoktu. Böyle şimdiki gibi evin kapısından servis alıp okulun kapısına bırakmazdı. Emekte önüne gelirdi, evimizden yürüyerek gelir. Buradan sonra da okul bitince de çarşıya babamızın dükkanına giderdik. Hem sokaklara düşüp kötü işler, kötü alışkanlıklar peşinde olmayacaksınız. Hem de iyi kötü çalışarak aile bütçesine babanızın dükkanında çalışarak katkı vereceksiniz.
Hamdolsun biz bunlardan mutluyuz. Bunlardan da hiç gocunmadık. O zamanlar gerçekten imkanımız yoktu ama azmimiz vardı. Şehrimiz ve ülkemiz için de kaygımız vardı. Bu nedenle hep vakıflarda, derneklerde, birçok sivil toplum örgütünde, siyasette hep görev aldık. Topluma ve şehre yararlı olma düşüncesi de ülkem için, kaygıyı, insanımız için dertlenmeydi. İşte burada bu okul sıralarında öğrendik. Meslek lisesi yıllarımız, yaşımız itibariyle hayata bakışımızın netleştiği, karakterimizin belirginleştiği yıllardı. Burada öğrendiğimiz beceriler, kaygılar, işler hep bizi hayatta buralara getirdi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz biz sanat sokağı, geleneksel Türk el sanatları sokağı açtık. Orada hangi ustanın yanına oturduysam iyi kötü bir şey yaptım. Ya nereden bu kadar sanat, nasıl bu kadar el becerisi diye soruyorlar. İşte buradaki kazandığımız alışkanlıklar. Elektronik bölüm mezunum ama ilk sene gördüğümüz tonla tesviye, teknik resim, modelcilik, ahşap bunların hepsi burada kazanılmış, burada edinilmiş bilgiler doğrultusunda gerçekleşiyor. Ve hamdolsun şunu da özellikle şükranla belirtiyorum ki o günlerde bizi hayata hazırlayan öğretmenlerimiz bizi hep doğru yola kanalize etti ve bize birçok şey kazanmamızda o değerli hocalarımızın katkıları yadsınamaz. Ben hayatta olanlar varsa hayırlı ömürler diliyorum. Rahmetli olanlara da Rabbimden rahmet diliyorum. Eğer bugünlerde de hamdolsun bir iş yapabiliyorsak dediğim gibi o günlerde aldığımız eğitimin temelleriyle biz bugünlere gelmiş olduk. Çok değerli dostlar, şu anda inanarak söylüyorum burada hep bakın farklı siyasi görüşlerden, farklı ideolojik görüşlerden arkadaşlarımız var. Eğer farklılıklarımızı ön plana çıkartacak olsaydık burada ne denli tartışmalar olurdu. Ama görüyorsunuz ki buradaki tek gaye, tek amaç hep sanat okulu olmak, meslek lisesi olmak. Bu amaç etrafında bir ortak paydada buluşuyoruz. Çünkü hepimizin bir ortak değeri bizi 40 yıl önce barındıran, eğiten okulumuz için o gün başlayan dostluklarımız için bugün bu aradayız. Hani hep askeri müşterek denir ya, bizim askeri değil azami müştereklere ihtiyacımız var. İnşallah bundan sonra yine hep aynı ruhla, birlik beraberlik ruhuyla hem okulumuza hem memleketimize hem de bu ümmete çalışmaya gayret etmeye bizi Rabbim gönder diye dua ediyoruz. Bir konunun özellikle altını da çizmek istiyorum. Bizim dönemimizde sanat okullarının, meslek liselerinin bir itibarı vardı, bir ağırlığı vardı. 28 Şubat sürecinden sonra İmam Hatip liselerinin mezunlarının ayağına çelme takmak için tüm meslek liselerini hep birlikte katlettiler. Ama hamdolsun bugün geldiğimiz noktada sanat okulları yavaş yavaş o eski itibarını kazanmaya başladı. Ama bu yetmez. Daha fazlasını yapmak zorundayız. Sanat okulu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirlemek zorundayız. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımızla uzun süre muhabbet ettik. Onun da kanaati aynı. Eğer biz bu ülkeyi kalkındıracaksak, sanayide, endüstride, ekonomide bir yere getireceksek, ara eleman sıkıntısı diye hep söylüyoruz ya, işte bu okullar, o ara elemanı sağlayan okullar. Buraları güçlendirmek zorundayız. Onun için biz elimizden geleni yerel yöneticiler olarak yapmaya gayret ediyoruz. Az önce Osman Hocam'ın söylediği havacılık lisesi gerçekten şehrimiz için ayrıcalıklı, farklı bir okul olacak. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu Bey'in bir projesi. Yeri de hazırlamış. Başkanım eğer bir hayırsever bulursak hayırsever yapsın. Yoksa siz yapar mısınız dedi. İnşallah eğer bir hayırsever bulamazsak o okulu, Havacılık Meslek Lisesi'ni Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapmayı söz veriyoruz. Hem teknik birimler hem de hocam belirttiği gibi yer hizmetleri konusunda Türkiye'de ihtisas sahibi olacak tekten bir okul olacak. Gerçekten tek olacak bu okul. Bunu ben Bakan Bey'e arz ettiğimde o da çok heyecanlandı. Ya başkan dedi eğer yapabiliyorsan çelik konstrüksiyondan nasıl yaparsan yap hızlandı. Bu sene yetişti. Okul açılmaya ben hemen kadrosunu vereyim. En az 120 kişi gerekir. 120'sinde sözünü veriyorum dedi Bakan Bey. Yani okulumuzu
binasını bitirdiğimiz anda tam teşekküllü olarak açılma sözünü de biz Bakan Bey'den aldık. İnşallah Havacılık Meslek Lisesi'nde eğer bir hayırsever bulursak, hayırseverimiz yoksa o hayrı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız, açacağız ve şehrimize öyle bir özelliği kazandırmış olacağız. Ben tekrar bu duygu ve düşüncelerle bizi bir araya getiren Tertip Komitesi'ne, Organizasyon Komitesi'ne, Okul İdaresi'ne, Dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum.